Arkadaşlar selam. Yeni videolar serimiz Active Directory ile başlayacağım. Bu videoyu çektikten sonra bir önceki Active Directory videomuzun sesi kötü olduğu için yaklaşık bir ay süre sonunda sileceğim. Server 2012'den daha eski sistemlerde 2008'de, 2003'te Active Directory DC Promo komutuyla kuruluyordu. Başlat çalıştır kısmından DC Promo yazarak kurulum işlemini başlatıyorduk. Ancak 2012 ve üzeri sistemlerde bu komut artık kaldırıldı ve Server Manager üzerinden kurulması gerektiği uyarısı veriliyor. O yüzden Server Manager'ı açarak kurulumuma başlayacağım. Kurulumla ilgili öncelikle vermek istediğim bilgiler, birincisi kurulum yapacağınız sunucunun isminin belli bir standartta olması gerektiği. Standart default ismi gelirse burada sunucu erişimlerinde bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun dışında IP adresiniz statik olmalı. Ve DNS rolü barındıracağımız için DNS'inizin de uygun bir şekilde yapılandırılmış olması gerekiyor. Server Manager'dan kurulum yapacağım sunucuya gelip ileri tuşuna basıyorum. Buradan Active Directory domain servisleri kuracağım için domain servisleri seçeneğini seçiyorum. Ve bununla birlikte bana kurması gereken feature'ları bana bildiriyor. Buradan ekle diyorum. İleri diyerek geçiyorum. İleri tekrar bilgilendirmeden sonra yeniden başlatma istiyorsanız. Şu tiki işaretleyerek yükle diyorsunuz. Yüklemeden sonra yüklememiz başlatılıyor. Daha sonra yapılandırma kısmına geçeceğiz. Yüklememiz bittikten sonra Active Directory ortamımızı uygun şekilde yapılandıracağız. Kurulumuz tamamlandıktan sonra sunucuyu Domain Controller olarak yapılandırmamız gerekiyor. O yüzden Promote this server to a Domain Controller seçeneğini seçerek konfigürasyon ekranını açıyorum. Active Directory'miz sağlıklı bir şekilde kuruldu ancak konfigüre edilmesi gerekiyor. Burada 3 adet seçeneğimiz var. Mevcut domain yapısına bir adet domain controller eklemek, mevcut bir forest yapısına yeni bir domain eklemek ve yeni bir forest oluşturmak. Burada biz yeni bir forest oluşturmak istiyoruz. Sıfırdan bir kurulum yaptığımız için. Eğer ki bir additional domain controller kuruyor olsaydık en üstteki seçeneği seçecektik. Yeni bir forest ekliyorum. Root domainimin adı erenertaş.local olacak. Ben bunu içeride kullanacağım için. İleri diyorum. Bana bu ismi kullanıp kullanamayacağımı söyleyeceğimi kullanıp kullanamayacağımı kontrol ediyor. Ettikten sonra Forest Functional Level'ı ve Domain Functional Level'ını seçiyorum. Eğer ki yapımızda daha eskiden kalan bir Domain Controller'ımız varsa ve Primary ise bunun Functional Level'larını ona uygun seçmemiz gerekiyor. Daha sonra DSRM dediğimiz Domain Service Restore Mode parolamızı gireceğiz. Olur ki domainimize erişemezsek sunucu açılırken F8 tuşuyla Active Directory Restore seçeneğinden bu parolayla sunucumuza erişebiliriz. İleri diyorum bunun için bir DNS sunucum olması gerektiğini bildiriyor. Benim herhangi bir DNS'im olmadığı için kuracağını söylüyor. İleri diyorum. Eski teknolojide NetBIOS isimleri kullanılıyordu. NetBIOS domain name'imi şu an bana soracak. NetBIOS domain name'im de yanında lokal olmayan ismim. İleri diyorum. Bana şu an veri tabanı yollarımın nerede olması gerektiğini soruyor. Default olarak gelenleri seçili bırakıyorum. Seçeneklerim bunlar. Yaptığım ayarlar hepsi burada. İleri diyorum. Gereklilikleri check ediyor. Gereklilikleri check ettikten sonra install tuşuna basarak domain controller kurulumumu tamamlayacağım. Evet, şu an bütün gerekliliklerimiz tamamlandı. Yüklemeye başlamak için install tuşuna basın. Basıyorum ve Active Directory yapılandırmam şu an başlamış durumda. Active Directory kurulumum tamamlandıktan sonra sunucumun yeniden başlatılması gerekiyor. O yüzden oturumunuz kapatılıyor uyarısı alıyorum. Close diyorum ve oturumum kapanıyor. Kurulumumuz tamamlandıktan sonra artık Active Directory kullanıcısıyla oturum açıyoruz. Lokal user'larımız silindi. Active Directory yapısı geçtiğimiz için. Active Directory'imizin sağlıklı kurulduğunu anlamak için başlat menüsündeki Active Directory tool'larımızı kontrol edeceğiz. Az önce size internetin olmadığı uyarısını vermiştim. Ama artık bir DNS yapımız olduğu için internetimiz sağlıklı bir şekilde geldi. Kontrol panelden değil. Şu
Siz Open Active Directory ile ilgili bazı tool'lar kuruldu. Administrative Center, yönetim paneli, domainler ve güvenler, PowerShell modülü, siteler ve servisler, kullanıcılar ve bilgisayarlar, DNS ve bu grup polisi yönetimi. Grup polisi ile bilgisayarlarımızı ve sunucularımızı yönetiyoruz ve şirket IT politikası uyguluyoruz. Active Directory'nin sağlıklı kurulduğunu anlamak için Site and Services kısmında bazı şeyleri kontrol edeceğiz. Bu arada 2012 R2'nin DNS ile ilgili bir bug'ıdır. İnternet olduğu halde orada warning mesajı çıkar. Gitmesi için belli bir trafik yaratmanız gerekiyor. Tabii yaratamıyoruz. Bir bakalım. Ederiz. Bakın gördüğünüz gibi DNS kurulumundan sonra buradaki DNS'imiz 127.0.0.1'e döndü. Sitelerimize geldiğimiz zaman Default First Site Name'deki Server kısmımız kendi lokal serverımız olarak geliyor. Öncelikle bunu kontrol edebiliriz. İkinci olarak yine Domains and Trust kısmında Eren Ertaş lokal domainini görüyorsak domainimiz sağlıklı bir şekilde kurulmuş demektir. Bir sonraki videomuzda Certification Authority'yi kuracağız. Sertifika servisleri. Sonraki videoda görüşmek üzere.